Başkanım, uzun bir aradan sonra COVID nedeniyle ara vermişti. İleride tekrar başlayacak. Herkeste iyi bir heyecan var. Neler söylemek istersiniz? Evet, bizde de var heyecan. O heyecanı birlikte daha etkin heyecanı dönüştürmek için taban birliklerimizle birlikte, tertip komitelerimizle birlikte bugün sezon açılışı öncesi bir tanışma, dayanışma ve hani değerlendirme toplantısı adı altında bir kahvaltı düzenledik. Hepsinin de emeğine sağlık, geldiler. Birlikte tanıştık. 2021 ve 22 sezonunun daha iyi şekilde nasıl düzenlenebileceği ile ilgili bir planlama yaptık. Dilerim hepimiz bu güzel sezonda, özlemle duyduğumuz bu sezonu başarı, fair play çerçevesinde, dayanışma içerisinde, dostluk ve rekabet, tatlı rekabet içerisinde bir sezon yaşayacağımız inanıyorum. Hepsinin ayağına sağlık, teşekkür ediyorum. Süper amatörle başlıyor değil mi başkanım? Evet, süper amatörle başlıyor. Biliyorsunuz süper amatörümüz artık bir lig isim sponsorluğu konusunda özel denizli uğur okulları süper amatör ve birinci amatör ligi olarak değerlendiriyoruz. Evet, o şeyde 17 Ekim 2021 pazar günü süper amatör liglerimiz başlıyor. Tüm denizli halkımızı diliyorum özlemlediği bu futbol seyrini güzellikle izleyeceği, zevk alacağı ve özlemini gidereceği bir maç izleyeceğine inanıyorum. Hep denizli halkımızı bekliyoruz müsabakalarımıza. Başkanım, kulüplere, takımlara, antrenörlere, futbolculara bir uyarınız olacak mı? Çünkü COVID öncesi, COVID sonrası farklılıklar oldu. Tabii ki. Özellikle ben önce şunu denizli halkımızı şunu duyurmak istiyorum. Bugün saat 17'de Akkonak Stadımızda amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında denizli sporda özellikle uzun zamandır beri müsabakaları çıkmış sporcularımızla, amatör spora gönül vermiş ve sporculuğunu yapmış bir sürü spor duayenlerimizle birlikte bir veteranlar müsabakası yapacağız. Orada geçmişten günümüze, özellikle yaşayan efsanelerimizi orada gösteri müsabakası düzenledik. Denizli halkını mutlaka orayı izlemeye davet ediyorum. Ayrıca 2021-22 sezonunda ise müsabakalarımız hakikaten COVID salgını nedeniyle önemli tedbirleri var. Önemli olan tedbirleri mutlaka ki sporcularımızın, hatta sahaya gelen tüm teknik personel de daha herkesin iki aşı olması mutlaka ki zorunlu. Aşı yaptırmayan sporcularımız, teknik sorumlularımız, saha komiserlerimiz, hakemlerimiz PCR testini almak zorundalar. Onun için buradan tüm sporcularımızı ve kulüp yöneticilerimizi duyurmak istiyorum. Bunlarla ilgili tedbirleri alırlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Kimse şey kalmasın. Mağdur olmasın. Mağdur olmasın. Evet. Peki, teşekkür ederim. Var mı başka eklemek istediğiniz? Herkese teşekkür etmek istiyorum. Fair Play çerçevesinde insanlar şunu özlemledi. İyi bir spor izlemek istiyor. İyi bir müsabaka izlemek istiyor. Herkese bu alanlarda bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağlıkla kalın, sporla kalın diyoruz.